Yiğit. Yiğit neredesin? Cehennemin dibinde. Öldüreceğim lan seni. Öldüreceğim lan seni. Sinan? Nerede o herif? Kim? Ablamın kocası olacak adam müsveddesi. Nerede? Ne oluyor sana? Neyin var ya? Ulan bir de gözümüzün içine baka baka. Ha? Sinan, ya senin neyin var? Söyler misin? Ne oldu? Nazan, ayağımın altında gezme. Yiğit nerede? Onu söyle. Sen Yiğit'i Nur yüzünden mi arıyorsun? O ikisinin ne halt ettiğini biliyorum. O yüzden arıyorum. Nazan. Yaren, ilaçlarımı getirin. Nazan, ikisini gözlerimle gördüm ya. Aşağıda öpüşüyorlardı. Aa, ne diyorsun sen Sinan? Ay Allah'ım yarabbim. Tövbe tövbe yarabbim, dağlara taşlara. Ne diyorsun Sinan sen? Vay ahlaksızlar vay. Ya Aytül Hanım, bakalım sen bu sefer damadını nasıl kullayacaksın ya? Şişt, Sinan, kafanı kullan. Sakın. Bak kafanı kullan, sakin ol. Sakın annene bir şey söyleme lütfen. Beni dinle diyorum sana. Kafanı kullan ya. Bak lütfen beni bir dinle, ondan sonra ne yapacaksan yap lütfen. Gel. Ne var Nazan, ne var Allah aşkına ya? Sinan, bir kafanı kullan. Eğer şimdi annene gidip bütün gördüklerini anlatırsan ne olacak? Yani onu ne yapacağını zannediyorsun? Eli mahkum her şeyin üstünü örtecek. Bak sen bile onca delikanına, onca öfkene rağmen ablana kıyıp da ona bir şey söyleyebildin mi? Doğru söylüyorsun. O yüzden gidip o şerefsizi... Sinan! Allah aşkına bir sakin olur musun? Otur şuraya. Beni dinle. Bak. Madem ortalığı karıştıracaksın, öyle bir karıştır ki taş üstünde taş kalmasın. Ama sana da tek bir çakıl taşı bile değmesin. Bak şimdi. Eğer sen gidip Yiğit'in yakasına yapışırsan, daha sen ne olduğunu bile anlayamadan kendini ta dünyanın öbür ucunda bulursun. Aynen tarih tekerrür yani. Ha. Yani sen bana diyorsun ki seni sepetlemesinler diye sesini çıkarma. O herif gözümün önünde ablamı aldatsın ama sen üç maymun oyna diyorsun öyle mi? Hayır efendim, hiç de öyle demiyorum. Taktik yap, kafanı kullan diyorum. Bak şimdi. Bak. Burada sorun Yiğit'te değil. Çözüm de Yiğit'te değil. Yiğit hormonlarına yenilmiş bir adam sadece. Burada asıl çıbanın başı kız. Anlıyor musun? Ya ablam o kadar söylendi kıza, gittim salak gibi savundum ya her seferinde. İyi işte. İyi ki de savunmuşsun. Bak ne güzel, kızın güvenini kazandın işte. Şimdi işine yarayacak. Ya ne diyorsun Nazan ya? Sinancığım, sen o kız Yiğit'e aşık. Burada da bir yasak aşk yaşanıyor falan mı zannediyorsun? Ya kızın niyeti belli. Kızın bütün derdi zengin adam bulmak, para yemek. Bugün Yiğit'ten yüz bulur, ona yanaşır. Yarın senden yüz bulur, sana yanaşır. Ya yok artık. Var artık. Sinancığım, sen bu kız için Yiğit'ten daha iyi bir hedefsin. Ay her şeyden önce bekarsın Sinan. Bak şimdi,
Sen olay çıkarıp ablanın dünyasını başına yıkma. Annene de bir şey belli etme. Ortalık karışmasın. Kızı bir yokla bakalım. Ya Nazım, oturdum ben de seni dinliyorum Allah Sinan. Aşkına. Ya Allah aşkına, senin kafan gerçekten çalışmıyor galiba ya. Bir düşünsene. Bugün Yiğit'e metreslik yapan yarın sana neler yapmaz? Bak, eğer beni dinlersen ablanı hiç üzmeden tereyağından kıl çeker gibi o kızı bu çiftlikten atarsın. Bak, şunu da bir düşünsene. Bunca zaman Yiğit'e mavi boncuk dağıtmış olan o kız birden dümeni sana çevirirse, hı? O koskoca Yiğit Bey'imizin, o paylaşılamayan adamın hali ne olur? Yiğit ablanı o kızla aldatacak. O kız da Yiğit'i seninle aldatacak. Bunu öğrendikten sonra Yiğit o kızı bu çiftlikte barındırır mı sanıyorsun? Ben bu kadar dil döktüm, artık karar senin Sinan Bey. İstersen ortalığı birbirine kat. Yiğit'ten boyunun ölçüsünü al, ablanın dünyasını başına yık. İstersen kafanı kullan, bir taşla iki kuş vur. Hem fıstık gibi kızla takıl, Yiğit'e hayatının golünü at. Hem de hevesini alıp ablanı o kızdan kurtarmış ol. Ya Nazan. Biri bana deseydi ki bundan önce Nazan'ın ipiyle kuyuya ineceksin, Nazan'ın sözüyle iş yapacaksın. Ya bir bas git derdim ya. Demek ki yengeni o kadar küçümsemeyecekmişsin Sinan Bey. Bende daha ne numaralar var. Yürü bakalım Sinan Efendi. Yengene de çekirdeğini alıp izlemek kalsın. İyi geceler. İyi geceler. Bir şey mi söyleyecektin? İyi bir gece. Güzel bir gece. Diyecektim. Evet. Tekrar iyi geceler. Thank you.